hayal ağacıyım deryanın neresinde. Ben bir hayal ağacıyım deryanın neresinde. Ölürsün hele her elde her elde. Ölürsün hele her elde her elde. Evet, Nazım Hikmet de sevinir belki de. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Buradan rahmet olsun Cem Karaca'ya da. Evet, aynı. Evet, güzel. Güzel. Efendim bugün hayal beresi yapacağız. Ben bir hayal ağacıyım deryanın neresinde. Ben bir hayal ağacıyım deryanın neresinde. Örülsün bu bere her evde her evde. Örülsün bu bere her evde her evde. Nazım Hikmet de sevinir belki de. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Burada rahmet olsun Cem Karaca'ya da. Evet, bugün hayal ağacı beresi yapacağız ve bugün hayallerinin peşinde koşan, buradan ta doğuya giden, batıya giden, o soğuk okullarda ders veren, o küçücük yavruları saran, sarmalayan öğretmenlere, sponsordan bana, benden bugün hayallerinin peşine giden o çalı kuşlarına, o öğretmenlere hediye. Vallahi etiket üstünde. Yani buyurun tweet atın. Ben öğretmenim şurada şu okulda. Telefonum bıdı bıdı. Tam Okan Bayülgen oldu, bıdı bıdı onun lafıdır. Canım benim. Telefonum bıdı bıdıyı yazıyorsunuz. Biz de hemen yarın yola çıkıyoruz. Çıkartıyoruz. Bu hafta sonu haberlerde öğretmenlerin o fedakarlıklarını gördüm. Yarın bir tane daha bir başka öğretmeni. Biri doğuya, biri batıya gitsin. Ama soğuk koşullarda, zor koşullarda öğretmenseniz bunlar size. Benden size. Yani bu palto. Bu başka bir sponsorun. Bu başka bir sponsorun. Bugün ikisinin de girin logolarını hak ediyorlar. Evet Sibel. Hayal ağacı nasıl bir ağaç sence? Bence çok güzel. Evet. Çok güzel bir ağaç. Altında mutlu hayallerin, sevgi dolu hayallerin kurulduğu. Şöyle küçük bir bebek ne düşünüyorsa ki bunların hep düşünceleri saftır çocukların. Evet. Saf hayallerin kurulduğu bir ağaç bence. Bence de. Çok güzel bir ağaç, çok güzel bir bere oldu. Biliyorsunuz hayal kurmayı buraya Alzheimer'la ilgili çok kıymetli bir profesörümüzü almıştık. İsim bağışlayın, isim unuttum. Demiştim ki reklam arasında, hani Alzheimer olmamak için ne yapmamız lazım hocam? Neye dikkat etmemiz lazım? Dedi ki, hayal kurun. Hayal kurun, hayalleriniz olsun. Olsun ya da olmasın. Evet. Hayal kurmak çok iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Şimdi burada da saf küçük bir kız, onu ördük çok güzel baksanıza. Bu kızın çok güzel hayalleri var, umutları var. Umutsuz, hayalsiz hiçbir şey olmuyor. Bence de olmuyor. Gerçekten olmuyor. Yani insan zaten hayal kurdukça o hayallerine de erişmek için çalışıyor. Yani, çabalıyor. Çabalıyor, evet. Evet. Güzel bir şey. Ay, çok çok şirin bir şey oldu. Şimdi saçını nasıl yaptığımızı, bereyi nasıl yaptığımızı söz Sibel'de. Şuradan proje kağıdımızı da gösterelim. Şimdi bereyi ve tüm elbisesini kızımızın koton iple yaptık. 5 numara şiş kullandık. Onun için 90 ilmekle başladık. Evet. 3 diş haroşo yaptıktan sonra Gülsüm Hanım buna bir hoşluk şıklık yaptı. Biraz sonra onu göstereceğim. 2 ilmeği bir alıp şişin üstüne ipliği doladık, artırdık. Bir aldığımız, eksilttiğimiz için. 2 ilmeği bir aldık, üstüne aldık, ben doladık. Şu, şurası. Şöyle kaldıralım. Şu muazzam güzel oldu bere ucunda. Ben bunu çok beğendim. Dün akşamdan beri ona takıldım. Sibel'e soruyorum. Hı? Ay burası çok güzel oldu. Bunu anlatacağız değil mi Sibel diyorum. Çok güzel oldu. Bu ajuru yaptıktan sonra 40 sıra dümdüz örüyoruz.
40 sıra ördükten sonra eksiltmelerini önce 6 ilmekte bir çift alıyoruz ilmeği. 3 sıra örüyoruz, 3 ilmekte bir çift alıyoruz. 3 sıra örüyoruz, 2 ilmekte bir çift alıyoruz. Azaltıyoruz yavaş yani. Yavaş yavaş azaltıp 10 ilmek kalana kadar. 10 ilmek kalınca bunu da 10 sıra örüyoruz. Şu tepesini böyle kıvırıp içten de yan dikişini yapıp bitiriyoruz. Bu bereyi internette gördüm. Epey önce gördüm. Hep ben böyle onları saklıyorum bir yerde, bir arşiv yapıyorum. Kısmet bugüneymiş ve sonra onları dosyalıyoruz. Oradan baktık, ay bu bereyi niye yapmadık hayal kuran çocuk diye, bu çok hoşuma gitti. Şimdi bu ağacın üstünde de Sibel çok çiçekler güzel çiçekler yapacak. Ve bebeğin saçlarını, şu triko parçası çok önemli bebek saçı için. Bunlardan varsa saklayın ya da triko işi yapan arkadaşlarınızdan. İsmail'in şu kadarcık bir parçadan bile inanılmaz güzel şey oluyor. Açamamam ne? Orası mı açık? 8-10 tane, ne 10-20 tane bebek saçı çıkar bundan. Bir sürü yaptık evet, zaten evet. Daha. Hepsi bunların şey oldu. Nerede Sibel? Niye dün açamıyorum? Dün akşam epey bir. Evet. Şimdi çok güzel oluyor. Örülmüş ama her örgüden olmuyor. Her örgüden o kadar dün. Bir sürü şey denedik atölyede. Onu getiriyorlar, hayır bu olmaz diyorum. Onu getiriyor, hayır bu olmaz diyorum. Bulamadık bunu. Dükkanda bir boya badana oldu. Her şeyin yeri, yani tertiplendi de aradığımız yerde değil. Bu çok güzel oluyor. Bunu yani istediğiniz forma sokabilirsiniz. Kısa saç oluyor, uzun saç oluyor, erkek saçı oluyor, erkek çocuk saçı değil evet, mi? Evet, renkleri bu triko parçaların, yani şu küçücük triko parçasından aslında kaç tane bebek saçı çıkıyor. Çok güzel. Evet. Şimdi reklamdan dönüşte Sibel şu uç ağacını kısmını nasıl yaptığımızı ve ağacı nasıl süsleyeceğini anlatacak. Vallahi hayalleriniz hiç eksik olmasın diyelim. Aynen. Şimdi Losevic'in inanılmaz seyircilerimiz, kimisi satın almış, kimisi örmüş. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir şey yapacağız. Kimden ne geldiyse onlar isim, adres, telefonlarıyla bir poşetin içine konacak. Güzel, düzgün, şeffaf poşetlerin içine. Kimden gittiği belli olacak. Belki sonra Losev'de onlara bir yazı yazar, teşekkür eder ki mutlaka ederler. Şimdi burası kimden geldi? Orası Ayşe Özay, Ankara'dan. Ayşe Özay, süpersiniz. Tebrik ediyorum. Hakikaten harika. Bakın çocuklarımız için işte budur. İşte budur. Süper. Beresi, yeleği. Hele şunu hazır almış. Harika bir panço. Nefis, bayıldım polardan. Modelimi çalsak ne? Bak Sibel. Şurası çalalım. Da çok güzelmiş. Ben kendisi yapsın gelsin dedim ama baktım ki içinde bir yerden alınmış etek. Çok teşekkür ediyoruz. Bu böylece etiketlenecek. Nefis bereler var. Şimdi buradan da model çalarız. Kim gönderdi? Sevgi Bora. Sevgi İstanbul'da. Bora, bunlar ne güzel olmuş. Ellerine sağlık şekerim. Çok güzel modelleri. Bakın. Süper. Şunlar böyle verevine verevine örülmüş. Nasıl yapmış? Sevgi Hanım gelmez mi acaba bunları göstermeye? Bunlar çok şık olmuş. Bir konuşalım kendisiyle. Süper güzel bereler. Şurada gerisi. İnanılmaz. Bunlar da Sevgi Bora'nın bereleri. Tertemiz, mis gibi örülmüş. Hiçbir koku yok, hiçbir şey yok. Çocuklara gideceği için. Gidilen yerde de belki bir beyaz kalıp sabunla bir kere yıkandıktan sonra kullanılabilir. Hastalık olunca. Onu yapmak evet. lazım. Evet Sibel, şu ucu nasıl yapıyoruz bu şu ucu hayal ağacı beresinde? Çok kolay. Şu baştan iki ilmeği birlikte alıyorum. Sonra eksilttiğim için bir ilmek üstüne dolayıp eksiltiyorum ipi. İkisini birlikte alıyorum. Bir tane üstüne doluyorum. Eksilmiyor. Ya artırıyorum. Evet. Eksilttiğimi yerine koyuyorum. Tamam. İki ilmeği birlikte alıyorum, üstüne doluyorum. Bu şekilde diğer sırada bunu ters olarak öreceğiz. Sadece bir defa yapıyoruz ucuna, bir ajur yapıyoruz. Ondan sonra 30 sıra çok düz örüyoruz. Çok yakıştı o ajur. Şöyle göstereyim ben de şimdi şuradan. Ajurumuz şu. Bere ucuna ben bunu çok yakıştırdım. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok yakıştırdım. Çok güzel bir hava verdi.
Eskiden bu yapılıp da oradan böyle kordon falan geçirilirdi. Evet. Şöyle bütün bebek şeyleri evet, vardı. Böyle yapardı annem. Hı-hı. İçinden de kordon geçip yüzdürülürdü. Bebek hırkalarının boyundan başlanan ona da yapılırdı. Bravo. O numara. Evet. Çok güzel. Bayıldım yani. Hakikaten çok güzel. Sonra süslemesinde ne yapıyorsunuz? Şimdi ağacın üstünü bir tane görelim. Tamam. Şuraya şöyle geleceğim. Kurdele nakışı mantığıyla mı yapacaksın? Şey yapacağım. Büyük. Şöyle iki defa dolayıp. Çiçek gibi olsun. Fransız düğümü gibi yapacağım. Tamam, çok da basit. Şöyle. Güzel. Farklı renkler kullanacağım. İçinden. Pardon. Bak şimdi. Şöyle. Tamam. Şöyle uçlarına çiçekler yapacağım. Turkuaz tamam. kullanacağım. Pembe kullanacağım. Mor kullanacağım. Bunlar işleme rengarenk. İçin ayrı mı satılıyor? Evet, Sibel? Ayrı satılıyor. Şunu görelim. Bunu genelde var. Şey de yapıyorlar. Kalın goblen işlemek için de kullanıyorlar bunları renkli. O çok hı? iyi. Sonra bebeğimizi yaptık. Bunu bebeği istediğiniz dikeceğiz. Bir bebeği yapın. Evet. Yani sevdiğiniz, istediğiniz basit. Hı? Bebeği de anlatırız tamam. Sonra. Tamam. Çok güzel olmadı mı? Ben bayıldım. Senin kurabiyelerin gibi harika oldu. Sağ olun. Onu şöyle koyayım şuraya. Evet, beremizi. Sibel, senin kurabiyelerin Gülsüm Hanım'ın da ellerine sağlık. Evet, çok güzel öyle. Oldu bu bere. Ya şöyle bir takayım mı ben Takım bunu? Takım vallahi ya. Bir dakika ya, çok güzel oldu. Bir dakika. Ne tarafta kaldı? Bu tarafta kaldı. Nerede bu? Dur, ne yapıyorum karşıdan ters görüyorum. Nasıl ama? Yani... Özellikle kolları yüzmedim. Efendim? Kolları öyle dursun. Kolları her an birini kucaklamaya hazır. Evet. Evet, değil mi? Çok güzel. Hakikaten yani uzanmışım kırlara olsun bu. Yani çok güzel. Böyle yumuşacık tabiatın içinde yatıyor. Hayaller kuruyor. Hayal ağacının altında. İşlemelerini istediğiniz gibi kurdele nakışıyla bir şey yapabilirsiniz. Küçük küçük kumaşlar keserek bir şey yapabilirsiniz. Aslan'ın oradaki fikrimiz. Bedeni örmek de çok kolay Instagram, Derya Hanım. Instagram, Twitter ve Facebook'ta yayınlayacağız. Bedeni anlat Sibel. Bedeni de şu kolları falan bakın mesela düz örgü. Bu kendi kendine kıvrılıyor. Ayak kısmını 4 sıra farklı renkte örerlerse ayak ve el gibi duruyor. Şimdi. Çok kolay bakın. Düz evet. örgü bu. Burası da öyle. Burası da öyle. Kollar İstedikleri öyle. Boyda ha. Ay istedikleri gibi böyle bir sürü bebekler yapabilirler aslında. Rabia yıkılıyor yalnız. Sipariş kabul ediyor musun? Ediyorsun. Ya bunu söylüyorum, gurur duyuyorum. Ona böyle herkes geliyor bir şeyler yaptırıyor. Ay ben de ya. Takipçileri artsın sonuna kadar hak ediyorsun. Çok teşekkür ederim. Hakikaten istiyorum ki herkesin işi iyi olsun. Herkes bu program sizin. İstediğiniz zaman bana yazın. Gelebilecek imkan varsa tabii ki bir disiplin çerçevesinde biz herkesi buraya almak istiyoruz.